İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın tarihi yerlerini tanıyalım. Sasun Kalesi, Artsakh'ın Muşkapat köyünde zorluklar çalışılarak aşılıyor. Batı Ermenistan'da yeni bir bitki türü keşfedildi. Suriye'nin Heseke'deki cezaevi saldırısında 175 IŞİD'li ile 39 Suriye Demokratik Güçleri görevlisi öldü. Batı Ermenistan'ın Dersim'de Alevi inancında önemli bir yeri olan Hızır Ayığı başladı. Mavi Bavul'un sırları veya Etopya İmparatoru Ermenileri nasıl evlendirdi? Artsakh'ta yaklaşık 200 yeni anıt keşfedildi. Efsaneye göre Sasna Kalesi ya da Davidin Kalesi, Sasna Zırer adlı ünlü Ermeni destanın kahramanları tarafından eski zamanlarda inşa edilmiş ve onların evi olmuştur. Batı Ermenistan'daki büyük haykın Sasun ilçesinde yükselen bir kaya üzerine inşa edilmiştir. Destanın halk tarafından en sevilen kahramanı Sasunlu David, Ermeni halkının işgalcilere karşı verdiği mücadelenin sembolü olmuştur. Kalenin içindeki doğal mağaralar depo ve ahır olarak kullanılmıştır. Sasun halkı burada 1894 ve 1904'te Türk katliamlarından kendini savundu. 3 Ağustos 1904 yılında Sasun Kalesi tamamen yıkıldı. Artsakh'ın Martuni bölgesinin Muşkapat köyü muhtarı Ruben Musayelyan yaptığı açıklamada köy sakinleri hiçbir zorluktan çekinmeden ana vatanlarında yaşamakta ve üretmektedir dedi. 7. 8. yüzyıllarda kurulan köyde bugün 271 kişi yaşıyor. Onlar geleceklerini sadece ana vatanda görüyor. Köy muhtarı Musayelyan, 2010 yılına kadar köyde bir kolektif çiftlik ofisi vardı. İşte burada da 2015'te 160 kişilik bir kulüp, sağlık ocağı ve kütüphanenin faaliyet gösterdiği bir köy merkezi inşa edildi. Okulda 43 öğrenci eğitim görmektedir. Stratejik hedefi gençlerin köylerden göç etmesini önlemek olan Muşkapat'ta 2019 yılından bu yana YES, yani BEN adlı eğitim programı faaliyet gösteriyor ifadesinde bulundu ve Muşkapat'ın ücretsiz konutta 16 evi olduğunu ve onları yerinden edinmiş yurttaşlara seve seve sağlayacağını sözlerine ekledi. Profesör Doktor Serdar Makbul, Doktor Öğretim Üyesi Seher Güven ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kamil Coşkun Çelebi'nin yer aldığı çalışma ile dünyada sadece Batı Ermenistan'ın Kars ilinin Çıldır Gölü etrafında yayılış gösteren yeni bir otsu endemik bitki türü keşfedildi. Araştırıcılar tarafından Çıldır Gölü mevkiinden topladıkları farklı bir bitkiye ait örnekler üzerinde yaklaşık 7 yıl süren detaylı incelemeler sonucunda bu türün bilim dünyası için yeni bir bitki türü olduğu kararına varıldı. Vincetoxicum anatolicum adı verilen bu yeni bitki türü, uluslararası hakemli bir dergi olan İskandinav Botanik Dergisi Nordic Journal of Botany adlı dergide yayınlanarak bilim dünyasına yeni endemik bir tür olarak tanıtıldı. Bu yeni keşfedilen bitki, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesi kriterlerine göre tehlike altındaki kategoride yer alan endemik bir tür olarak önerildi. Kuzey Suriye'de Suriye Demokratik Güçlerinin kontrolündeki Heseke'nin Sinai cezaevinde tutulan IŞİD'lilerin dışarıdan aldıkları yardımla başlattıkları kaçma girişiminin son bulduğu ve isyanın bastırıldığı bildirildi. 5 gün süren çatışmaların cezaevinde sona erdiği ancak Heseke'de operasyonların sürdüğü çatışmalarda 175 IŞİD'linin ve 39 Suriye Demokratik Güçleri görevlisinin öldükleri bildirildi. Yakalanan bazı IŞİD'lilerin İtiraflarına göre saldırıda 200 intihar bombacısı yer aldı. IŞİD'lilerin bir bölümü Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ÖSO çetelerinin elindeki Serekaniye ve Giresipi'de bir bölümü de Irak tarafından gelip Hiveren mahallesine yerleşti. Hızır ayı Alevilerde kutsal kabul edilir. Bu ayda oruçlar tutulur, cemler bağlanır, kurbanlar tığlanır. Ayrıca zorlu kış günlerinin geride kalması anlamına da gelen bu ayda lokmalar dağıtılır, ziyaretler ve türbeler ziyaret edilerek iyi dileklerde bulunulur.
Hızır Aleviler için bir kurtarıcıyı temsil eder. Hızır orucu tarihleri Batı Ermenistan'ın çeşitli bölgelerinde değişiklikler gösterse de Ocak ayının sonlarından itibaren başlayarak Şubat ayı ortalarına kadar devam eder. Oruçlar bazı yörelerde 7 gün tutulur. Hızır orucu gece yarısından itibaren başlar ve akşam gün batımına kadar devam eder. Alevilik Batı Ermenistan'daki Ermenilerin inançlarından biridir. Osmanlı İmparatorluğu'nda soykırımdan kurtulan yüz binlerce Ermeni yetimin akıbeti farklı düzenlendi. Onlardan 40'ı Etopya'da kendini buldu ve İmparatorluk Orkestrası'nın üyesi oldu. Sputnik Armenya Ajansı'nın muhabiri bunlardan birinin oğluyla konuşmayı başardı. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Artsakh Cumhuriyeti'nin Devlet Tarihi Çevreyi Koruma Hizmeti adlı devlet ticari olmayan kuruluşu 2021 yılının değerlendirmesinde bulunarak kuruluş için zor bir yıl olduğunu özetledi. 2020'den bu yana işgal altındaki topraklarda yaklaşık 2000 anıt kaldı. Devlet Tarihi Çevreyi Koruma Hizmeti adlı kuruluşa göre 2021'de tarihi ve mimari anıtları, tarihi çevreyi ve diğer kültürel değerleri korumak, yaygınlaştırmak ve incelemek için çalışmalar yapıldı ancak 2021'de bariz nedenlerle kazı yapılamadı. Mardagert ve Askeran bölgelerinde haçkarlar, mezar taşları ve kilise şapelleri de dahil olmak üzere bazıları yazıtlar ve diğerleri önemli bilgiler içeren yaklaşık 200 yeni anıt keşfedildi. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Kristina tarafından seslendirilen Hamşen Ermeni halk şarkısı Losnika adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.